Aloha ve Gravitraş 2'ye tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz? İsmini unuttuğum bir yerdeyiz. Plajun. Tabi plajun ama ben burayı sanki... Okul plajunda mıydı? İlginç. Burası okulda. Bir önceki oyundan hatırlarsanız bir okul vardı burada. Ve bu okuldan Newt ve Echo'ya biz yardımcı olmuştuk. Sanırım Newt bizi bekliyor burada. Bir yan görev var. İki yan görev var aslında. Şurada... Forbidden Games ve Find the Idol. Bu iki yan görevi de bu bölümde yapacağım. Eğer vaktimiz kalırsa ana görevi de yapmaya çalışacağım ama sanmıyorum kalacağını. Bu iki yan görevi de bize yeni kostüm verecek. Başlayalım. Yasak oyunlar. Newt, ne haber? Cat, ne haber? İyiyim ama çok yorgun görünüyorsun Newt. Evet, öyle görünürüm büyük ihtimalle. Sınıflardan sonra, yani derslerden sonra son birkaç gündür nöbet tutuyorum. Öğretmenler nöbet tutmak zorunda mı? İki iş çalışıyorsunuz yani. Genelde öyle değil ama son zamanlarda öğrencilerden bazıları derslerden sonra toplanıp şüpheli işlerde bulunuyorlar. Ne yapıyorlar acaba? Kızlardan bir tanesi okuldan ayrıldı bile. Bu sıkıntıyı anlamaya çalışıyorum ama evet, bir öğretmene söylemezler öğrenciler böyle bir şeyi. Kesinlikle bir öğretmen güvenecekleri son kişi büyük ihtimalle. Benim bir fikrim var. Belki sen sorabilirsin onlara. Ben mi? Bir öğretmen olmadığını biliyorlardır. Ve bir şey söyleyebilirler sana. Bir ipucu verebilirler belki. Evet. Sonunda kostümümüz geliyor. Ne kostüm olduğunu zaten tahmin ediyordum ben. Aralarına karışman için yedekte bir üniformam var benim. Sanki böyle bir şeyi senin için daha önce yaptım gibi geliyor. Bir önceki oyunda yaptık, evet. Akademide sen ve Eko öğrenciyken. Evet, öğrenci merkezinde Nevi'yi saklıyordu o zamanlar Eko ve Eko'yu biraz ele geçirmişti. Çok uzun zaman önceydi ama. Ama şimdi ikinize bakın, evlenmişsiniz, bir de bebeğiniz var. Bir bakıma değişmeyen tek şey benim. Bazı şeyler olduğu gibi gayet normaller, sıkıntı yok. Üniforma, buyur. Evet, işte hayallerinizi süsleyecek öğrenci Cat. Ay, hiç güzel durmadı şu. Böyle yapalım. Okey. Ha, ders yokken öğrenci de yok tabii ki. Plajuna gidelim diyor. Tamamdır. Tabii beni uçarken görürlerse herhalde öğretmen olmadığımı düşünürler zaten de, öğrenci olmadığımı da düşünürler büyük ihtimalle uçtuğumu görürlerse. Son anda bak bak bak. Merhaba, öğrencisin sen. Nasıl ya? Sen de öğrencisin. Sen de öğrencisin. Hiç kimse bir şey bilmiyor mu ya? Selam. Abi, ne biçim öğrencisiniz siz ya? Dedikodu yapmanız lazım sizin sürekli. Mesela o dizinin son bölümünde ne oldu? Survivor'da kim elendi? Bunlar çok önemli konular. Bunları bilmen lazım. Geceleri buluşup ne yapıyorsunuz siz gizli gizli? Heh, sonunda. Ders sonrası aktivitelerle alakalı söylentiler mi? Aa, evet. Kızların yaptığı toplantıları toplantılardan bahsediyor olmalısın. Büyük ihtimalle abur cubur yiyip dedikodu yapıyorlardır. Kızlar bunu yapıyor değil mi? Evet, kızlar arasında gizli bir toplantı. Acaba kızlar ne konuda, ne hakkında toplantı yapıyorlar? Kıza sorsam daha sanki sağlıklı bir cevap alacağım gibi geliyor. Pardon, öldürdüm seni sanki. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben de kızım, bana da güvenin. Benim eteğim kırmızı diye mi güvenmiyorsunuz bana? Evet. Sen biliyor musun teyze? Kızlar niye toplanıyorlar? Bütün kızlar toplandık. (Gülüyor)
Abicim. Biriniz bir şey söyleyin bari be. Heh. Gizli toplantı mı? Neden bahsettiğin konusunda hiçbir fikrim yok. Kızın gözleri biraz donuk mu bakıyor? Ha, komik bir şey hatırladım şimdi. Duymak ister misin? Bir süre önce Playroom'daki büyük ekranlardan bir tanesi düştü. Bir kızın üzerine düştü ve direkt öldürdü onu. Çok komik değil bu sanki bu gerçek. Biraz garip kendisi. Şu anda monitörlerde garip bir şey oluyormuş. Gecenin bir yarısında statik bir şekilde değişiyor görüntü. Ve uzun saçlı bir kız çıkıyor. Bu şey mi ya? Halka filmine mi gönderme? Ne kadar uzun seyredersen o kadar yakınlaşıyormuş kız. Ta ki... La, durmuyorum, sonunu duymuyorum. Spoiler. Sonra konuşuruz. Tabii ki komiklik olsun diye yapılmış bir şey büyük ihtimalle. Halka filmine direkt gönderme. Ya da şey miydi? Bir film daha vardı sanki. Bir tane Japon filmi. Halka mı, başka bir ismi, başka mı bilmiyorum. Böyle uzun saçlı bir kız televizyondan bakıyor böyle garip garip, ilginç. Evet. Okuldan sonra toplantı yapan kızlar hakkında bir şey biliyor musun? Bilmiyorum. Onların nereye gidip nereye geldiğini çetelesin tutmuyorum. Eğer bir söylenti ise okul gazetecisine sorman lazım. Ne olduğunu bilir. Dönme dolabın oradaymış. Peki. Kandırdım. Ben öğrenci değilim. Ha, fazla hoşluk. Bulmak lazım. Bulalım. Sen misin? Pardon. Tekme attım. Ha, burada. Kaçtı. Tekme attım, kaçtı. Sorry. Tam gazeteci tipi var zaten. Okul gazetecisi sen misin? Sana bir sorum vardı. Kızların okuldan sonra ne yaptığını öğrenmek istiyorsun değil mi? Doğru yere geldin. Benden başka kimse de çok fazla şey bilmiyor. Gerçekten mi? Ne söyleyebilirsin bana? Şeytana tapıyorlar onlar. Gizli ayinler yapmak için yasak bilgi kullanıyorlar. Yasak bilgileri kullanıyorlar. Bu ayinler sadece belli bir şeytan için yapılıyor. Ama ismini söylemek tam kesin ölüm. İsmi Cho ile başlıyor ama en fazla bunu söyleyebilirim. Cho. Chocolate. Çikolata olabilir mi acaba? Okuldan sonra bir şeytana tapan kız grubu mu? Bu iş Aki'ye göre bir iş. Eğer gizli şey bilen biri varsa o da Aki'dir. Okey. Nüt'e bilgi verip ondan sonra. Ama Aki hemen burada. Aki'ye sorsak hemen. Aki hemen şurada ya. Dükkanı şurada hemen. Neyse. Nüt de hiçbir şey yapmasın. Orada beklesin. Ne biçim nöbetçisin sen? Bütün okulu gezsene. Hop. Kızlar şeytana tapıyormuş Nüt. Evet, şeytanın ismi Cho ile başlıyor. Buna bir dur dememiz lazım artık. Ama nasıl? Katı bir konuşma onlara yardımcı olacağını zannetmiyorum katı bir konuşmanın. Aki'ye sorsak ne olur? Bizim için bir fikir olabilir. Güzel fikir. Pandora'nın dükkanına gidelim o zaman. Hadi, Newt'u almamız lazım. O yüzden Newt'un yanına gitmişiz. Bir şey fırlattım sanki uzaklara, ufuğa doğru bir şey fırlattım ama. Newt ilk kez uçtuğumuz günü hatırlamış. Normal olarak evet. Çoktandır uçurmadım seni Newt. Özledin mi? Pandora'nın dükkanına, Pandora'nın falcı dükkanına hoş geldiniz. Geleceğinizi biliyordum. Tabii canım, kesin. Kızlar ve gizli ayinleri hakkında bilgi arıyorsunuz değil mi? Pandora size bir kehanet hazırladı. Onu kullanıp bilmeniz gerekenleri öğrenebilirsiniz. Her zaman hazırlıklı falcılar. Güzel, çünkü faturanızı da hazırladım. Biraz yeni bir öğretmenin maaşına fazla geliyor bu fatura. Fiş alabilir miyiz? Tabii ki, çıkarken veririm fiş. Bu ne abi? Vergi mi dolduracağız şimdi? Vergi iadesi mi dolduracağız? Evet.
Ateşte bir baş. Parçaları yansıtan bir aynayı canlandırmak. Ölü adamın rehberi. Karanlık bir toplantı. Evet. Newt, hemen bizi satıyorsun değil mi? Öğrenciler seni benimle görürse dikkatli olabilirler. O yüzden kendi kendime araştıracağım ben diyor. Tamamdır. Bir de bakmam lazım. Okul eğer bu fişi bana ödeyecek mi acaba? Okey. Ailesi olduğu için tabii ki bütçesini ayarlaması lazım Newt. Fişi verecek. Okul ödeyecek. Falcı dükkanının fişini. Çok güzel. Çok gerçekçi. Ateşte bir başı. Sanki öyle bir heykel görmüştüm ben buralarda bir yerde. Ateşli bir baş. Şurada olabilir mi acaba? Bu normal şey ya. Anıta benzeyen bir şey bu. Tamam, ateşe bakmam gerektiğini ben de biliyorum da Cat. Ha bu. Okey, tamam. Direkt bulduk, güzel. Fil başı ama. Farklı bir şey değilmiş. Ha, şeyin dediği gibi aynen. Kızın dediği gibi büyük ihtimalle uzun saçlı bir kız mı çıkacak ekranda? Uzun saçlı bir kız mı o? Uzak dur ondan, kıracaksın. Ekran bozuldu, hep senin suçun bu. Bana bakma. Bahanelerine ihtiyacım yok. Ekranı tamir et. Ben tamirci değilim ki. Ha. Parçaları yansıtan ekranı, daha doğrusu aynayı tamir etmek mısrası. Buna o zaman gönderme. Ekranı tamir etmek için tekme atacağız ekrana. Güzel. Hop. Ayrıştı, güzel. İkinci satırı da yaptık. Kehanetin ikinci satırını da yaptık. Dayının takkesi de güzelmiş. Aferin. Benim için bunu tamir ettiğin için teşekkürler. Hazır iş üzerindeyken başka bir monitörü de halledebilir misin? Merdivenlerin altında, kaçıramazsın. Merdivenlerin aşağısında. Abi. Boş şeylerden konuşuyorsun hep ya. Hep aynı şeyleri gösteriyor. Hep belediye başkanlarını falan gösteriyor. Denelika'yla şeyde Brahman aynı değil dedik hep de. Ondan sonra tamam. Monitörü tamir etmeye gidiyorum ben. Nerede ya? Ha, şuradaki merdivenlerden aşağı ineceğiz. Peki. Ha, böyle yan görevler çok ayak işi olduğu için diyaloglar hep laf salatası ya valla. Onu düzenlemeleri lazım. Halloldu. Uzun saçlı kız yok yalnız. Kısa saçlı bir yaşlı adam var. Yani doktor Brahman var. Ha, polis yakaladı bizi, tamamdır. Üçüncü mısrayla alakalı bir şey mi? Evet, sen şey yaptın. Vandalizm. Yıktın, geçtin. Hayır, yanlış anladınız. Kırmıyorum, ben tamir ediyorum. Ha, bunu yargıça söylesen. Çocuklar hep delirdiniz siz bu aralar. Aynen. Güneş battıktan sonra okulun etrafındaki duvarı aşan kız gibi. Ne zaman oldu o? Bir dakika önce. Onu uyarmaya çalıştım ama kaçtı gitti. Evet, araştırdığım çocuklardan bir tanesi olabilir mi acaba bu? Akademiye gidelim. Üçüncü mısra neydi acaba? Hiç hatırlamıyorum. Bom. Okuldayım ama kimse burada yok. Yani ders olmadığı için yok. Yani bir de herkes kaçtı. Polis gördükten sonra sanırım eve gitti o zaman. Bir dahaki kehanete bakalım. Ölü bir adamın rehberi. Ne olabilir ki bu? Ne oldu Dusty?
Ha, heykel. Tamamdır. Yukarıyı gösteriyor. Rehberi derken. Okey. Gösterdiği yer. Yukarı gidiyorum ama bir şey olmuyor sanki. Şu mu? Evet, buradayım ben. Ha, ilk konuştuğumuz garip kız. Takip edelim. Takipteyiz. Şöyle yapacağım burada. Her ne kadar kötü görünse de. Takip görevleri için mükemmel biçilmiş kaftan. Çatıdan çatıya çok kolay bir şekilde uii, atlıyoruz. Kaybetmeyeceğiz, yok öyle bir şey yok. Çok gittim sanki. Okey. Nereye gidiyor ki? Şeytan çağırmaya gidiyor da. Evet. Yaklaşalım mı? Ha, kimse izliyor mu diye baktı peki. Böyle kesin saçma bir şey çıkacak ya. Eminim yani. Absürt bir şey çıkacak. Şeytanın ismi Cho ile. Ben kesin ilk başladaki söylediğim teoriyi %90 eminim o teoriden. Yani çikolata çağırmaya çalışıyorlar. Nasıl çağıracaklarsa, ya da çikolata yemeye çalışıyorlar diyeyim. Arkaya bakacağım mı? Saklayacak bir şeyim var sanki. Çok paranoyaksın. Karanlık bir toplantı hakkındaydı son kehanet. Karanlıktayız şu anda ve toplanacaklar, evet. Evet, öğrenci merkezindeyim şu anda. Bu yer beni geriye götürdü birden. Yani hatırlıyorum eski günleri. Kız yalnız ama diğerleri gelecek yakında, eminim. Saklanacak bir yer bulup neler olduğunu izleyeyim. Pardon, geciktik. Başlayalım o zaman. Ayna başlıyorlar. Hey ya, hey ya. Güçlü Choi? Choi? Koi? Choi. Yalvarışlarımızı duy. Choi? Bu şeytanın ismi olması lazım. Kehanetteki karanlık toplantı bu olmalı. Umarım şeytanın ismini duymak bana bir lanet falan şey yapmadı. Üzerime lanet sinmedi inşallah falan. Öyle çevireyim artık. Batıl inanç bir saçmalık için bu kadar kafayı bozduğuma inanamıyorum. Sonsuz gençliğin sırrını ver bize diyor. Görseydik, ayinin bittiğini görseydik ya. Tüh. Yine mi sen? Beni takip mi ediyorsun sen? Herkesi endişelendirdin. Bu şeyi durdurun ve artık eve gidin. Hayır, ölmek istemiyorum. Ne oluyor? Anlamıyorsun. Choi'nin gazabı çok güçlü. Peki, anlamıyorum. Yanlış bir şey mi yaptım? Choi'nin törenini böldün. Bu da ölüm anlamına gelir. Lütfen, ölmek istemiyorum. Onu al. Onun hatası bu. Pardon, ben yapmak istemedim. Töreni bitirmemiz lazım. Eğer kötü bir şey olmasını istemiyorsan bunu bitirmemize izin ver. Ben ne yapabilirim ki? Zamanımız yok, beni izle. Yardım ediyoruz şimdi kızlara. Hani durduracaktık. Batıl inançlara demek ki inanmıyorum dese de içten içe inanıyor. Yani bizim bunu Türkçe'ye tam olarak çevirmemiz şöyle olabilir sanki. Falla inanma, falsız kalma. Koe. Koe'ymiş. Choe değilmiş. Koe. Koe. Elcho değil mi? Ha, beklemeyeceğiz de. Ha, baştan. Elcho dersen büyük ihtimalle gene aynısını yapacak, o yüzden Koe diyeyim. Koe. Koe.
Evet. Gene mi? Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Evet. Daha değiştiriyorlar bak. Çakallara bak. En sondaki kız Kore diyor ya. Anladık. E ben? Bir dakika ne oluyor ya? Her... İlk kız en sondaki kız aynı oldu ilk kızla. Eko? Ne oluyor? O kadar uzun süre önce öğrenci merkezinde olan şeyle alakalı sanırım bu. Eko, Nüt neler oluyor? Benim çikolata teorim tamamen yok oldu yani şu anda. Biz öğrenciyken bu tarz şeytan şeyleri hiç yoktu. Eko'ya sordum bunu ben. Wait. Bekle. Koe. Koe. Eko. Aynen. Şeytan benim. Öğrenci merkezinde Eko'nun yetiştirdiği, büyüttüğü nevi başka bir şey ol başkası başka birisi görmüş olması lazım ne olduğunu ve bir söylenti başlatmış olması lazım. Ve zamanla Koe efsanesine dönüştü bu. Gerçek değil mi yani? Dileklerimizi kim yerine getirecek şimdi? Ne tür bir dilek yerine gelsin istiyorsunuz bilmiyorum ama emin değilim ama boş bir öğrenci merkezine tapmak işe yaramayacak. Ama daha önce karanlıkta bir adamın sesini duydum ben. Koe, Koe diyordu. Büyük ihtimalle bu o bendim. Eko, Eko diyordum ben. Eko, 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 Koe, Koe, Koe. Yani değişiyor yani. Heceler birbirine giriyor. Onun ismini söyleyip güvenli bir doğum yapması için dua ediyordum. Çok garip bir dua şekli bu. Hani niye? Neyse. Bunu yüzüne vurmayacağım artık Newt. Evet. Sanırım sadece öğrenciler değil bir şeylerin olması için dilek tutanlar sanırım değil. Herkes eve gitsin. Tamam. Ben üniformamı aldım mı kardeşim? Ben ona bakarım. Bye. Eko ile olan şeyler nasıl böyle değişir? Kim düşünürdü? Kimin aklına gelirdi? O zamanki kızdan çok değişik şu anda. Hala büyümem lazım. Hala batıl inançlara inanıyorum. En azından bu şeytanlarla alakalı gariplik geçti. Ama ben sanki neyse. Ne gördük ki? Bir şey oldu. Bir dakika bir şey oluyor. Eyvah. Eko korkutuyor mu bizi? Hı? Hı? To be continued soru işareti. Okey. Kızlar çalışmalarına geri dönmüşler. Ama törende sanki başka birini daha gördüğüme yemin edebilirim. Sanki gördük ya. Ben de. Kaydı tekrar bakacağım ben. Siz gördüyseniz zaten yoruma yazarsınız. Dikkat etmedim yani gördüysem de. Şimdi giyelim hazır almışken. Yeni kıyafetimizi. Nice. Zaten bir dahaki yan görev bize apayrı bir kostüm verecek. Onu daha çok seveceğime eminim. Hazır gelmişken şunları da alalım. Ha şu şerefsiz. Bizi yıldız olacaksın hayalleriyle kandıran pislik. Evet. Konuşacak mısın? Kıyafeti güzel şimdi. Ona bir şey diyemem. Sarı olmasa da mesela siyah olsaymış. Hey Kitten. Senin için yine bir işim var. Hexville'in bir numaralı yıldızı olmanı istiyorum. Şu anda bu senin şansın. Potter'i dol olmak için. Her tarafta hayranları var. Güzel haber bu. Ama aynı zamanda kötü haber. Çünkü bir yerden bir yere gitmek çok sıkıntı. O yüzden o olmanı istiyorum senin. Ve onun hayranlarının
ilgisini ondan çekmeni istiyorum. Yani benim dublör olmamı istiyorsun. Çok böyle ikinci sınıf gösteriyorsun böyle söyleyerek. Ama endişelenme. Bu iş sayesinde birinci sınıf bağlantılar yapacaksın. Tamam, sanırım anlamlı dedi ama ben hiç anlamını göremedim Cat maalesef. Manası yok bunun yani. Duman'ın söylediği gibi. Okey. Değişip işe başlayalım. Heyecanlıyım şu an. Meraklıyım. Görmedim kıyafeti daha önce, bu kıyafeti. Bakalım. Uuu. Uuu. Abi çok güzelmiş ya. Hoşuma gitti. Hayranları bizi şey zannedecek. Pottery Doll zannedecek. Hiçbir hayran sana dokunmadan hedefe ulaş diyor. Yer çekimini değiştirip Ay Savaşçısı veya Jüpiter Savaşçısı olamayız. Tamamdır. Şöyle gidelim. Selamlar, merhabalar. Hello, ben Pottery, Bayan Pottery ben. Pottery Doll. Seviyor musunuz beni? Oba. Sağ tarafa. Güzel. Sanki hiç sıkıntı olacak gibi değil. Merhabalar. Niye böyle tek başına dolaşsın ki? O kadar büyük bir megastar. Arabayla gitsin ya da ne bileyim bir tane hani olur ya, dört tane kaslı adamın taşıdığı küçük tahta araba. Ne derler ona? Ortadan gitsem hiç sıkıntı olmaz sanırım. Selam, selam, selam. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Herkes beni görüyor. Herkes, herkes peşimde. Geri mi gideceğiz? Bir dakika. Tutmayın. Aa, vallahi tuttular. Peki, en baştan başlayacağız. En baştan başlayacaksak üzüleceğim. Hadi abi. Hadi lan. Hadi. Neyi, beşten başlatıyor. Ama yine de çok fazla farkı yok ya. U dönüşüm yap dedi bana orada. Selam. Ortadan gidelim. Ortada kimse yok normal olarak. Çalıların arasında. Hop 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 hop. Ya nasıl ya? Direkt adamların arasına düştüm ya. Çok hayra alamet değil yani, bu kadar insanın, bu kadar erkeğin arasına bu kıyafetle düşmek çok hoşuma gitmeyecek diye tahmin ediyorum. Merdivenden gidelim bu sefer. Merhaba. İşin kötüsü robotlar da var burada bir yerde. Ya abi dokunmadım ki. Pekala. Şeytan diyor, yer çekimi gravity slide yap diyor şeytan. Diyor bunu şu anda. Şuradan sol yapmıştım sanırım ilk yaptığımda. Güzel. Okey. Ya abi. Bir yerden U dönüşü yapıyor. Ben onu okuyamadım. Çok çok saçma bir görev. Bunu oyunun yapımcılarına buradan sesleniyorum. O kadar saçma bir görev ki şu anda yaptığınız. Ama en azından üniformamız var. Yani şu üniforma neredeyse affettiriyor ama çok da değil. Üniforma da değil zaten. Kıyafet, kostüm. Beynim gitti. Ya. Kızdım. Çok kızgınım şu an. Konuşmuyorum kızgınlıktan. Şuradan, şuradan, şuradan.
Şuradan, şuradan, şuradan. Ondan sonra kalkınca direkt birisinin suratına tüküreceğim. O kadar yakın olacağım yani. Okay. Abi görmediniz işte. Görmediniz ya. Görmediniz ya. Bir, iki, üç. En dizilerden biri saymamıştım böyle. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Ne oluyor lan? On yedi. Abicim, 500 kere yaptığım şeyi şu anda niye yapamıyorum ya? Ne oluyor? Neler oluyor hayatta? Gene merdiveni deneyeceğim bakayım. Okay. Güzel. Okay. Tamam yaptım. Sonunda yaptım. Sonunda yaptım. Yay. Herkes mi bana hayran yahu? Robot, Allah'tan robot bana hayran değil. Robotun yanından geçebiliyorum çok rahat bir şekilde. Çok komik olurdu ama. Robot da beni görüp de sen beep boop, sen pottery doll değilsin. Beep beep boop. Selam. Selam. Merhabalar. Sonunda ya. Vay anasını ya. Bitti değil mi? Görev bitti de bana lütfen. Bana bittiğini söyle görevin. Lütfen. Phew. Güzel iş çıkardın. Senin sayende pottery dolu gitmesi gereken yere güvenli bir şekilde gönderdik. Çok minnettar sana. Yoruldum bayağı. Hayranlarının çok fazla enerjisi var. Evet, bu sıkı işimden sonra, çalışkan işimden sonra, çalışkanlıklarımdan sonra, sıkıntılardan sonra rol kazandın mı acaba? Bir rolüm var mı artık? Endişelenme. Büyük bir rol senin için çok yakında gelecek. Eğer Pottery'nin hayranları gibi kaçacaksam hayranlarımdan biraz forma girmem lazım diyor ama yani çok fazla bence sıkıntı yok formunda Cat. Allah'tan bitti. Yani çok saçma bir görev. Nerede benim kıyafetim? Sana inanmıyorum. Kıyafeti alamadık mı? Kıyafet yok. O zaman kayıt dışı oranında bir yan görevden aldığım kıyafeti size göstereyim. Zaten bir yan görevde bu kıyafeti giymiştik ama vermemişti bize adam. İkincisini de yaptım. Ha şimdi aldık, tamamdır. Bu garson kıyafeti. Göstereyim şöyle. Zaten o yan görevde görmüştünüz. Şimdi. Daha eklenmemiş yani. Yeni eklenmişti. Bakalım, güzel. Güzel. Saçlarım ahenkle dalganıyor. Ama görevi saçmaydı. Yapacak bir şey yok. Ona yapacak bir şey yok. Ya da ben çok beceriksizim. Göreve suç atıyorum. Şuradan bir information yapalım. Bir dakika. Ay savaşçısı nasıl görünüyor? Ay tekniği. Hop. Gayet güzel. Şurada sol tarafta ana görevimiz var gördüyseniz eğer. Geçti artık. Bakayım yani 25 dakikadan uzun sürmez ya. Bir önceki bölüm kısaydı. Bu bölüm biraz uzun yapalım. Ana görevi de yapalım. Information'dan sonra.
Çok güzel bir turuncunun bir tonuna dönüştü ekran ve çok hoşuma gidiyor şu anda. Selam. Doktor Brahma'nın konuşması çok güzeldi, fantastikti. Fikirlerini seviyorum. Ama her şeyden daha çok sesini seviyorum. Çok olgun bir sesi var. Her şeyi ona bırakabilirsin. İş bitireceğin, her şeyi yapabilir. Öyle geliyor sesi kulağa. Yeni belediye başkanı gayet popüler. Evet, bu da normal çünkü akıllı ve güven veren birisi. Tamamdır, Doktor Brahman'ı bu kadar övdüysek eğer arkasından bir şey çıkacak. Ben bu oyunu daha önce oynadıysam, içimden bir ses, daha önce söylediğim gibi, bu işin altında bir iş var. Selam. Sen şeysin, Brahman'ın asistanısın sen. Ha, buradasın işte, seni arıyordum. Buralarda yaşadığını duymuştum ama nerede olduğunu bilmiyorum. Evet, evimi bulmak biraz kolay değil. Neye ihtiyacım vardı? Çok çok önemli bir şey. Çok acayip önemli bir şey. Belediye başkanı bizzat seni istedi. Geri kalanını yolda açıklarım. Gemiyi getireyim. Eğer belediye başkanı beni istiyorsa ben nasıl hayır diyebilirim ki buna? Bakalım. Töreni bölen asiler, saldırıda bulunan asiler, arka planda başka bir amaçları da vardı. Kaosu kullanarak bizden çok önemli bir depolama çantası, çanta mı? Bir çanta çalmışlar bizden yani. Ne içinde ne vardı ki? Şehri güvende tutmak için geliştirdiğimiz bir proje için, yeni bir projenin çok önemli bir, nadir bir parçası. Doğrusunu söylemek gerekirse ben bile ne olduğunu bilmiyorum kesinlikle. Ama bir anlık gözümü ayırdığım için benim suçum. Belediye başkanı beni affetti. Ama hala sorumluluk bende gibi hissediyorum ben. İletişim protokollerinin şifresini çözdüm ve nerede saklandıklarını artık biliyorum. Belediye başkanı senden yardım istememi istedi. Kale Angel niye yardım etmiyor bu arada, pardon? Bize yardım edip çantayı alır mısın? Tabii ki. Belediye başkanının iyiliğini geri ödemek için şansım benim bu. Yeni projeyle alakalı benim işim de şu anda bu çantayı geri almakla. Geri almakta yatıyor yani. Benim işim de buna bağlı. Yardım için yapabileceğin her şeye çok minnettar oluruz. Tamamdır. Yardım ederiz. Sıkıntı yok. Ama Kali Angel niye yardım etmiyor? Onu merak ediyorum ben. Yine ben her şeyi yapıp ondan sonra son darbeyi Kali Angel vuracak. Ben yaptım işte ya. Ne kadar iyiyim. Ne kadar kahraman. Kahraman benim. Edalarıyla benim zaferim mi çalacak yine? Görevini yapmak için gereken aletler burada. Telsiz. Tamamdır. Özel bir telsiz. Niye? Ha, çantanın içindeki en ufak madde kalıntılarına bile tepki verecek. Yapman gereken tek şey sinyali takip etmek. Anladık. Idol şarkıcı kıyafetimle. Çok çok özel, çok önemli bir görevdeyiz. Okey. Kamerayı doğru yere çekerek Arkasında. Gitti şey. Hop, bir dakika. Şurada bir yerde bulduk. Neymiş? Çanta mı o? Bir dakika. Neyi buldum ben? Bir dakika. Çatıda duruyorum şu anda. Çanta bu mu? Biraz bir şey değişik görünüyor. Keşke görebilseydim ben. Ama sensör şu anda kafayı yedi. Hadi Kaya söylesem iyi olur.
Garip görünen bir makineye getirdi sensör beni. Veriyi ben de bu tarafta inceleyeyim diyor. Yanlış bu. Yani farklı bir şey. Sahte bir şey yerleştirmiş olmaları lazım asilerin. Makine ne olursa olsun çantanın verdiği sinyali kopyalıyor. Aynısını veriyor. Onu yok et ve diğerlerini de yok et. Aynı şekilde diğerlerini de yok et. Bakayım dur. Aynen bir verici gibi bir alet. Bir sinyal daha bulalım. Şurada bir yerde sanki ama. Okey. Zaten sanırım ilk gördüğüm sensör buydu. Sinyal buydu daha doğrusu. Direkt buldum var ya. Güzel. Gerçek olan şeyin burada bir yerde olması lazım. Okey. Kamera açısını değiştirmeden diyecektim. Direkt değiştirdim derken değiştirdim. Dur bakayım bulalım da öyle gidelim. O da sahte. Öldürdün mü? Ya öldürdün mü derken yok ettim yani. Burada da var. Dur bir dakika. Çok güzel bir şey yapacağım şimdi. Hop, dur. Hop, hop, hop. Yay! Çok seviyorum bu hareketi ya. Nerede? Sanırım bulduk. Uçağa binip kaçıracaklar. Taşıyıcı bir karargah. Duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz. Taşıyıcı bir. Paket yanımda ama Stingray yani aracın ismi sanırım şeyin savaş gemisi diyebiliriz. Stingray şey miydi? Türkçesini hatırlayayım. Vatoz, vatoz. Öyle bir şey olması lazım. Bozuk şu anda. Hızı sabit tutamıyorum. O yüzden hedefi taşıma konusunda sıkıntı yaşıyorum. Çantayı alan kişi kesin bundur. Budur. Birkaç sahte bir şey koydum ama beni bulmaları an meselesi. Takviye istiyorum. Çaldığın şeyi geri ver. Hadi bakayım. Peşindeyiz. Kaçacağını zannetmiyorum çok öyle kolay. Örümcek adamdaki şeye benziyor. Green Goblin'e benziyor. Düşecek sanki. Hedef çıkmadığı için şu anda tekme atamıyorum. Büyük ihtimalle zaten hikaye için ana görevin gerektirdiği bir şey. Takip etmemiz lazım. Asla yakalayamayacağım böyle onu. Ha şimdi tekme atacağız. Tamamdır. Bir daha. Hoppa. Düşsene. Abi ölemedi hala var ya. Herhalde platinyumdan yaptılar şeyi. Araç platinyumdan yapılmış. Uranyum. Hayatını karartacağım senin. Ölemedi hala. Ölemedin hala. Bir tekme daha olacak diyor. Bu da ne böyle? Heh, takviye geldi evet. Önemli olan en öndekine vurmak.
Yay. Uf. Ha, arkadaşı sakin şey sağlam. Ölmedi arkadaş. Ha işte bak aynı dediğim gibi oldu. Var ya aynı dediğim gibi oldu. Kali. Shifter. Bu işi yapabileceğinden emin değildim ama sonunda bir şeyi başarabildin gerçekten. Bunun babama gideceğinden emin olabilirsin. Onları sadece meşgul ettin sen. Onları sadece meşgul etsen ben hallederim diyor. Çantada çok önemli olan şey nedir acaba bu? Seninle alakası yok, endişelenme. Şimdilik kendine iyi bak, görüşürüz diyor. Evet, yani zaferimizi Kaliangel çaldı. Büyük işi biz yaptık yani. En fazla işi biz yaptık. Kali üzerine çöreklendi. Başka bir şey değil yani. Olayın özeti bu. Cevap vermiyormuş Adika. Ya bunlar bizim için ufak şeyler. Oh. Gelsene. Kafasını da patlattım. Taş, fıçı, bank. Hiçbir şey bırakmadım. Ve adamları kendi kendilerine fırlatıyorum. Güzel. Şöyle yapsak. Bir. Abi ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Buraya takılınır mı? Dusty bir şey yap. Neyse dur. En büyük düşmanım çitler ve duvarlar. Sanki yer çekimi gücü olmadan daha iyiyiz. Öleceğim sanki ben. Arkadaşını da attım ona. Hoppa. Bittiniz mi? Sırada kim var? Ha, siz varsınız. Peki. Boss mu bunlar? Oo, bunlar boss. Birisi bayan ayrıca. Keşke özel hareketimizi bunlara saklasaydık. Delta 1, Delta 2. Oo, oo. Niye bu kadar güçlüler bunlar? Abi. Bir dakika. Bir şey fırlatmam lazım size. Senin hayatını karartacağım ben, merak etme. Bu savaş stilini daha önce niye gördüm ben diyor. Acaba ha şey bu. Neydi? Birinci oyunda bir tane karakter vardı bunlar gibi savaşan. Bir kendimi iyileştirebilir miyim? Müsaadenizle lütfen. Heh. Okey. Şey deniz bir şeydi ya. Unutuyorum, çok unutkan oldum bugünlerde. Bir dakika. Öldürmezsen beni sevineceğim. Lazerini senin o lazeri alacağım ben. Tamam mı? Seni öldüreyim de önce, neyse dur. En azından azalsın.
İyileşelim. Acelemiz yok. Niye hiçbir şey toplayamıyorum yerden ben? Heh. Ya bir yerinde durur musun lütfen? Çok çok gıcık kaptım şu anda. Bugün bu bölüm çok gıcık kaptırdı bana. Çok sinir oldum bu bölüme şu anda. Dur bakayım. Alabileceğim bir şey yok mu hiç burada? Şaka. Heh. Vurma bana o. Bir dakika. No, vurma, vurma. Yürü git. Özel hareket yapabilirim şu anda değil mi? Dur bir dakika. Dur bakayım. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu özel hareket? Yazıklar olsun. Öleceğim sanki ben. Ölmek istemiyorum. Burayı bu bölüm bu dövüşü baştan yapmam gerekirse kafayı yerim ben şu anda. Ya yürü git. Delta 1'i öldürmem lazım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ufak bir teknik sıkıntıdan sonra devam ediyoruz. Bu kanser savaşa. Sakin ol, sakin ol. Öyle bağırmaya gerek yok. Nereye kaçıyorsunuz? Acaba nereye kaçıyorsunuz? Bir sabit dursanız da kafaya tekmeyi yeseniz keşke. Ah be. Yazık oldu. Şu yer çekimi gücüm bir gelsin de ben size göstereceğim. Sonunda vurdum be. Nasıl ya? Gerçekten ay savaşçısı tekniği hiç zarar veremiyor ya. Normal vurabilsem. Kaç masalar? Bak gene gitti. İşte bu. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. İşte bu. Geber git artık. Öl geber artık yani. Bu kadar nefretle konuşuyorum senden. Evet. Ne oldu? Yemedi değil mi? Aa, o bana vurdu. Öldürdüm zannetmiştim. Evet. 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 İsmini hatırlayamadım. Unique. Evet. Sen kimsin? Çoktandır görüşememiştik Cat. Permet, o kim? Onu bilmiyorum, onu tanımıyorum. Unica, Permet, niye bunu yapıyorsunuz? Permet'i biz bir önceki oyunda görmüş müydük ya? Jellyfish, evet, deniz anası. Anti-Nevi, özel birim. Özel kuvvetler birimi olarak. Bize ait olan şeyi Brahman'dan geri almak görevimiz. Önceki belediye başkanı Denelika'nın emirlerini takip ediyoruz. Komutan Yuri ile beraber yer altındayız. Brahman tehlikeli, belki de gördüğümüz en tehlikeli adam. Şu anda Brahman için çalıştığını biliyoruz. Ve bu seni bizim düşmanımız yapıyor. Neden bahsediyorsunuz? Belediye başkanı Brahman iyi bir adam. Sadece kafanız karışmış sizin. Komutan Yuri'nin de öyledir büyük ihtimalle.
Sea cat. Evet, bize sea cat demişlerdi. Sea horse muydu sende? Sen sea horse'tun sanki. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Kafası karışmış olan sensin. Ne konuda? O zaman açıkla bana. Ona ne yapması konusunda yardım ettiğini bilmiyorsun bile, değil mi? Yani en ufak bir fikrim bile yok, değil mi? Ha, Kali geldi. Karıştıracak şimdi ortalığı. Geri çekilin. Kali'den kaçtılar. Yerçekimi mi kraliçesi? Niye bu kadar uzun sürdü? O haşereler sana çok fazla mı geldi? Bana bunu söylemeyeceksin, değil mi? Kali, burada ne yapıyorsun sen? Babam beni seni almak için gönderdi. Bir şeyleri düşünmem lazım öncelikle. Dad diyorum ya. Babam çok sabırlı birisi değildir. Peki. Permet kimdi ya? Bu şehir koruma projesini yerine getirmemize yardımcı olacak bize. Ama yeterli değil. Başka bir meleğe ihtiyacımız var. Bu yüzden seni çağırdım. Yerçekim kraliçesi, yardımına ihtiyacım var. Başka bir melek derken ne demek istiyorsun? Özür dilerim. Açıklamama izin ver. Zaman çok zalim. Her şeyin solup yok olmasına neden oluyor. Hayatımın son yıllarını zamanın zalimliklerini kontrol etmeye harcadım. Kızımın nadir hastalığını öğrendiğimde ve ne kadar az zamanı kaldığını öğrendiğimde bir karar verdim. Onu zamanın kendisinden kurtaracaktım. Laboratuvarımı bıraktım evimden. Onu kurtarmak için evimden çalıştım. Ama hastalığın ilerlemesini dondurmak yerine yanlışlıkla onu zamana mahkum ettim. Zamanın içine mahkum ettim. Onun için geçen bir saniye benim için binlerce yıl demek. Zaman bizim aramızda bir ayrılık ortaya çıkardı. Ama çaresizliğimin içinde bir hayal gördüm. O en karanlık, en koyu karanlıkta bir şeyden esinlendim. Eğer şehre, kızımın çok sevdiği şehre, kızım için yaptığım şeyleri yapabilirsem tekrar bir araya gelebilirdik. Mükemmel bir plandı bu. Dünya ve tüm güzelliği sonsuza kadar saklanacaktı. Harika, sence de öyle değil mi? Saklanacak mıydın? Yani zamanı durdurmak mı istiyorsun? Nasıl yardımcı olacak herkese bu? Şehirler ve insanlar değişir. Bu bize umut veren şey, bize hayallerimizi veren şey. Newt ve Echo'nun bebeğini görmek istiyorum ben. Zamanın devam etmesini istiyorum. Bu arada Adika köşede şey olmuş ya. Çaresiz bir şekilde yere bakıyor. Donmuş bir heykel olmaktansa ölmeyi yeğlerim diyor. Adika, Adika öldü mü? Ne oldu? Sana ne oldu Adika? Onun için zamanı durdurdum sadece. Aynı vizyonu paylaşmıyorduk o yüzden. Direkt öldürdün yani. Nasıl? Bir dakika. Bir kez daha soruyorum. Yardım edecek misin bana? Etmeyeceğiz tabii ki. Dokunma bana. Brahman, sen çılgınsın. Kaçtık. Tamamdır. Dediğim gibi, en başından söylediğim gibi, yani ilk bölümde sadece iyi birisi olduğunu görmüştüm. Sonradan tahmin ettim. Doktor Brahman'ın, belediye başkanının dışında görünen sıcak kalpli dehanın altında bir canavar yatıyordu ve ortaya çıkan gerçek, onun ne kadar çatlak çılgın olduğunu gördüğümde gerçekten kızmıştım. Uzaklaşmam gerekmişti. O yüzden kaçtım ve kaçmaya devam ettim. Ne kadar yazık oldu. Senin için o kadar umutlarım vardı ki, gerçek bir kraliçesi. Bu acil bir ilan.
Yer çekimi değiştiricisi Cat için dikkatli olun. Vay, Adika'yı öldürmekten aranıyor. Vay. Kaçak şu anda ve çok tehlikeli. Adika'yı öldürdü. Vay anasını. Bizim üzerimize yıktılar. Evet, robotlar bizim peşimizde artık. Kimseye zarar vermeden kaçacağız ama sanki bu görev bitseymiş sanki güzel olacakmış. Nasıl oldu bunlar hep? Hiç yanlış bir şey yapmadım ben. Keşke eve gidip de düşünebilsem bir. Burada kalırsam yakalarlar beni. Eve gideceğiz. Dur bakayım. Ev burada mı? Nerede? Şurada ev. Nereye gidiyorum ben ya? Ha, şeyden. Sakin. Hey sen. Ha, Yujin Oji. Yuji ile Ojin. Beni dinlemeniz lazım. Bir dakika, bir hata oldu. Tabii ki anlıyoruz değil mi? Anlamıyor muyuz evlat? Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz ne de olsa. Ojin, Yuji, sanırım sizi yanlış yargılamışım bu kadar zaman. Katil kraliçe burada. Hey! Direkt bizi ihbar ettiler. Eminim nedenlerin vardır ama suçunun cezasını ödemen lazım. Bizim için kötü düşünme. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Bir hata, ben bir şey yapmadım. Kaçalım. Okey, şuraya gideceğiz. Gidelim. Kimseye zarar vermeyiz zaten ya. Vermeyiz değil mi? Ama gerçekten çok adice bir suçlama ya. Adam kendisi öldürüp bildiğin deli yani. Çatlak. Bizim üzerimize attı yani. Umarım ölmemiştir Adika. Çünkü zamanı durdurduğuna göre onun zamanını devam ettirebiliriz. Yani durdurduğuna göre bir antidotu da vardır yani. Bekle. Aha, kim bu? Bir dakika. Yer çekimi kraliçesi. Buradan uzak durman gerekiyor. Kimsin sen? Polis yolda. Buraya bakmaları gerektiğini biliyorsun. Ama gidecek başka yerim yok. Plajundaki falcı gönderdi beni. Aki mi gönderdi? Bana yardımcı mı oluyor? Bana doğruyu mu söylüyorsun? Beni aldatmaya çalışmıyorsun değil mi? Şüphelendin mi? Senin gibi değil bu. Güvenini başkalarına güvenmek sonunda seni kurtaracak. Acele et şimdi. Nereye gidiyoruz? Bu çocuk da mı acaba bir yaratıcı çıkacak? Gade ve Sienna gibi. Ne olur? Haki'nin oraya gideceğiz peki. Gereğinden fazla sürdü bu bölüm. Hani ben düşündüm ki 25 dakikadan uzun sürmez diye düşündüm. Bayağı uzun sürdü. Bir de görev başladı ya. Bence şey yapalım. Bir dahaki bölümden devam edelim. Çünkü yeni bir görev başladı. Bu görevi şey yapmamamız lazım. Bitirirsek gene bir yarım saat falan geçecek. O yüzden burada bitirelim. Aki'nin yerine gideceğiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uzun günler ve hoş geceler.